Evet, mü? Ve Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24 7 support, and user friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün rekabetçi de tüm skinleri değiştirmeyi göstereceğim. Yani bilenleriniz varsa bunun programın adı Skin Changer. Bundan bahsedeceğim ve önemli duyularım var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü dediklerimi yapmazsanız ya çalışmaz ya da hatalar alırsınız. Bu hataları almak istemiyorsanız videoyu izlemeniz gerekiyor. Ben zaten hızlıca güzel bir şekilde anlatacağım. Öncelikle eğer bu ben anlattığım halde bir sorun çıkıyorsa Discord linki bırakıyorum aşağıya. Oraya katılın. Burada soru sorma kısmı var. Buraya sorun. Bakın ben gördüğünüz gibi burada hepsini cevaplıyorum. Şurada. Yani siz de cevapları merak etmeyin. Discord'a katılın ve aynı zamanda bu skin changer belli aralıklarla güncelleniyor. Bu yüzden kanala da abone olursanız hep güncel halini indirebilirsiniz. Tabii aynı zamanda Discord'a da katılın. Çünkü oradan ben skin changer'ı sizlerle paylaşırım. Evet şimdi hemen uzatmayalım. Skin Changer nasıl kurulur onu gösterelim. Öncelikle Windscribe diye bir program var. E, bunu açıklamada veriyorum bu ne derseniz bu bir VPN. Yani e, Uzak sunucudan bir dosya indirmeniz sağlıyor Girilmeyen bir siteden e, Bu programı indirmezseniz maalesef indiremiyorsunuz e, Bu Skin Changer sistemini Bu yüzden bunu indirip Kuruyorsunuz next 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 deyip kuruyorsunuz sonra Buraya bir klasör geliyor. E burayı açıyorsunuz ve karşınıza böyle bir yer geliyor tamam mı? Buradan Germany yaz e, burada sizde Germany yazmayabilir. Buradan Germany'yi seçiyorsunuz. Germany'yi buradan bulmanız lazım. Buldunuz, seçtiniz. Artık buradan on off tuşuna basmanız gerekiyor. Bastınız ve gördüğünüz gibi artık e, Almanya'da bir sunucuya bağlandık. Şimdi artık skin changer'ı kurabiliriz. Bakın böyle bir klasör gelecek karşınıza. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu masa attık. Ya da istediğiniz yere atın ama masa göstereyim ben. Evet şöyle masa geldi. Bunu ne yapıyoruz? Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü klasörü var. Burada yapmanız gereken bazı kısa yollar var. Ve bu kısa yolları bana gösteren Alperen'e teşekkür ederim. Happy Limon benim videolarımın vazgeçilmezi. Oradan Alperen'in kanalı açıklamada oradan da ona abone olabilirsiniz yardımcı oldu burada girdiniz. Bine girdiniz tamam mı? Burada CSC Exe diye bir şey var. Bunu yönetici olarak çalışıyorsunuz ve evet diyorsunuz. Sonra burada Rusça şeyler yazıyor. Yani işte Skin Changer falan anlatıyor yani ne olduğunu. Ben size Türkçesini anlatacağım. Bu en üstteki kısma tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir kısım geliyor. Böyle bir kısım geldi karşınıza. Şimdi burada yapmanız gereken İlk önce VPN açtınız. Kesinlikle ona emin olun. Çünkü VPN olmadan uzak sunucudaki dosyayı indiremiyorsunuz. Ee, X64 only, X32 var. Eğer bilgisayarınız 64 bitse üsttekini, 32 bitse 32 yazanı indiriyorsunuz. Benim 64, 64'e tıkladım. Burada devam deyin sonra. Böyle bir şeyler gelecek. Onları boş verin. Siz de üstte bir, bir şey indirecek böyle. Şurada bir şey dolacak. Bu dolduktan sonra bir 3-4 dakika sürüyor tahmin olarak. Bu dolduktan sonra üstte mor bir yer var gördüğünüz gibi. Buraya basıyorsunuz ve yine reklamı atıyor. Ee, sonra karşınıza böyle bir kısım geliyor. Buradan şu üsttekine tıklıyoruz ve artık karşımıza böyle bir yer geldi. Şimdi artık bu aktif ediyor hileyi. Ama şöyle bir şey var. Bunu her basışınızda reklam geliyor. Bu yüzden bu reklamları kapatmak için şöyle bir yöntem var. Bunu kapatıyoruz. Bu klasörün içinden yine flow yazan yere giriyoruz. Burada launcher exe var. Bunu masa üstüne gönder diyorsunuz. Kısa yolunu oluşturuyorsunuz yani. Sonra masa üstüne açıyoruz. Ve burada launcher exe diye bir şey var. Bunu evet diyoruz. Yine karşınıza böyle bir yer geliyor. Üsttekine tıklıyoruz. Ve artık skin changer'ı çalışıyor buna tıklayıp oyuna gir böyle tıkladım. Şimdi tek yapmam gereken oyuna girmek. Eğer oyuna girersem bundan sonraki skin changer şeylerini göstereceğim. Bunu yaptıysanız buraya kadar şimdi oyun açın. Evet arkadaşlar ben de oyuna girdim. Siz de girmiş olun. Ve şimdi yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Klavyede home tuşu var. Şu an ekranın fotoğrafını koydum. Oradaki home tuşuna tıklayın. Karşınıza böyle bir yer geliyor. Bu skin changer'ın arayüzü diyebiliriz. Burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle size bıçak eklemeyi göstereyim. Burada knives yani knives diye yazılan yere giriyoruz. Buradan istediğiniz bıçağı seçiyorsunuz. Ben ne seçeceğim? Benim en sevdiğim sustalı. Ben sustalı seçeceğim. Buradan hangi şey olduğunu seçiyorsunuz. Skin'i. Ben Doppler alayım bir tane. Of harika. Evet burada name yazan kısım var. Buradan da bıçağa isim koyabiliyorsunuz. Mesela yani hi youtube. Tabi İngilizce karakter kullanmanız gerekiyor. Türkçe karakteri kabul etmiyor. Hi youtube yazdım. Bu weird'e görünüş oranını değiştiriyor. Bunu arttırırsanız kötü görünür. Yani şöyle bakın. Çok kötü görünür. Bunu azaltırsanız. Niye böyle olan? Bunu <laughs> azaltırsanız güzel gözükür. Ve Star Trek modu var. Ee, buradan Star e seçerseniz gördüğünüz gibi e, bu stat Trek oluyor. Altta da istediğiniz kadar kirekleyebilirsiniz. 17.500 ekledim. Hemen şu home tuşundan yeniden kapatalım bakalım bir. Şu üstte yazıyor pardon. Evet bıçağın üstünde gördünüz mü? 17.500 yazıyor. Ve bıçağımız harika gözüküyor gerçekten. Hani ne diyeyim yani çok iyi. Şimdi gelelim M4'e. M4 için de yine Home tuşuna basıyoruz. Buradan Weapons kısmına giriyoruz. Ve M4A4 gördüğünüz gibi seçili. Buradan istediğiniz skin'i seçebilirsiniz. Mesela ben Poseidon seçeceğim. Bu benim sevdiğim skin. Bunun adını adını koyayım. Buna da Hay. High... Hay. Sadece Hay. <laughs> yani. Tamam. Buradan zaten ayarları var. Start direkt isterseniz dediğim gibi buradan ekliyorsunuz ve üstüne 45.000 yazdım. Ve bu kadar. Sticker ekleyebiliyormuşuz mesela. Buradan sticker'ı seçiyorsunuz. 3D i̇şte Katowice. Yani şunu seçeyim bir. Buradan işte siz hepsini tek tek deneyerek yapabilirsiniz. Şöyle home tuşuna basıp çıkıyoruz yeniden. Gördünüz mü silahın üstünde 45.000 yazıyor. Yani 45.000 kiralmış gibi. Ve bıçağımız da var artık bedava. Tabii ki. Ee, bunun dışında her şeye skin ekleyebiliyoruz. Ben şimdi rekabetçi de göstereceğim ama... Öncelikle en sevdiğiniz silah eklemek istiyorum. Dragonor. Home tuşuna bastık. Weapons'tan AWP seçili. Buradan geliyoruz. Ee, Bilgi Türkçe olduğu için. Ve gördüğünüz gibi. Dragonları da oyuna eklemiş bulunuyoruz an itibariyle. Yine stat direkt ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar kill basabilirsiniz. Yani 125.000 bastım şu an. Ve bu halde hiçbir sıkıntı olmadı. E, ee, random skin falan da koyabiliyorsunuz bu sistemde. Ama ben start direkt AWP Dragon Lore koydum gördüğünüz gibi. Ve gayet güzel. Yani şöyle çok da güzel duruyor açıkçası. Hiçbir kalite farkı da yok. Normal bildiğimiz skin'i kullanıyorsunuz şu an. Evet böyle yani bu Dragon Lore'da. Ee, şimdi ben bunları rekabetçiyle çalışıyorum çalışmıyorum onu göstereceğim. Umarım bu sistemi anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısım varsa direkt Discord'a gelin sorun ya. Bu kadar basit. Hani her şey çözdük sizin için. Sadece tek yapmanız gereken videoya beğenmek ya. Bu kadar. Şimdi o zaman hemen rekabetçi gidelim. Evet gördüğünüz gibi rekabetçi girdim. Deagle'mızda ee, skin yokmuş. Ne yapıyoruz? Home tuşuna basıyoruz. Weapon'a giriyoruz. Ee, e, bronz Alev. Alev ekleyeceğim. En sevdiğim skin ya benim. Of. B be. yaptım adını Eee stat track yapmayacağım bunu. Bu böyle kalsın. Yani şu skin'in güzelliğine bakar mısınız ya? Yani of, of diyorum başka bir şey demiyorum. Bu arada skin changer'lar hani videonun başında dedim. Belli aralıklarla güncelleniyor. Güncellemeniz gerekiyor sizinle. Bu yüzden güncelini bulmanız gerekiyor. Onu da benim kanalımdan bulabileceksiniz artık. Tek yapmanız gereken abone olmak ve Discord'a katılmak. Bu kadar basit. Şu an güzel bir takım geldi ha. Hadi bir yere oynayayım. Sonra maçı terk edeceğim. Özür dilerim. Cidden çok özür dilerim takımdan. Kabuston değişmiş ha. Ben yaklaşık bir yıldan beri kabuston falan girmedim herhalde. Map değişmiş. Şu, şu değişmiş. Aşağı kısım değişmiş. Kapı yok. Kapı nerede? Kapıyı niye söktünüz lan? Evet adam da vuramıyoruz zaten. <laughs> Aa flashla öldü lan adam. Dikoy mu flash mı bir şeyle öldüm helal olsun Bir a P ekibine skin ekleyelim hemen Üstte de şey geliyor en iyi skinlerden Eee Modeller geliyor o güzel Tamam bunun adı TMM olsun Hop Evet bedava skinimle ben Hello Hadi bakalım nasıl oynayacağız Hello. Hi What's up What's up? Yeah. What's up? I called you for WhatsApp. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi değiller. Ö What's up guys? Öldüğüm gibi çıkacağım. Okay, let's go Blade. Yep. Oh be bıçağıma bak. Hayır. Evet öldüm ve takım özür dilerim. Affedin beni. Ama maalesef sadece skin'i denemek için yaptık. Terk et. Hayır. Evet gitti. 30 dakika van yedik. Bu video buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve buraya kadar izleyenler varsa bir yorum yazsın ya. Bir merak ediyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Şu an ekranda çıktı bakın. Hadi bay bay.